mübarek beldede, Medine-i Münevvere'de, Aliye bölgesinde, Avali'de Hazreti Maria annemizi, ümmetin annelerinden Hazreti Maria annemizi konuşacağız. Maria annemizin hayatı ilginç. Mısırlı kendisi Hazreti Maria, babası Kıpti yani Mısır'ın yerlisi, annesi Rum. Hazreti Maria annemizin annesi anne tarafından Rum ama Mısır'da doğmuş Hazreti Maria. Maria annemizin doğum yeri İskenderiye yakınları. Fakat o zaman Mısır meliki, Mısır kralı Mukavkıs'ın sarayında, sarayda hizmet eden, sarayda çeşitli görevler üstlenen, temizlikten, misafirlerin ağırlanmasına, yemeklerine, onların karşılanmasına, onları gezdirilmesine, Mısır'ın tanıtılmasına birçok insan oluyordu. Erkek ve kadınımız sarayların hizmetçisi ve saraylara böyle hizmetçi olmak için insanlar can atıyorlardı. Çünkü hayatları kurtuluyor, anasının babasının hayatı kurtuluyor, ailesi kurtuluyor maddi anlamda. Maria annemiz ve kız kardeşi Sirin de işte bu şekilde Mısır melikinin sarayında hizmet eden hizmetkarlardan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretin 7. senesi çeşitli ülkelere, çeşitli topraklara mektuplar gönderdi. Onları hidayete çağıran, onları İslam'a anlatan, onları İslam'a davet eden mektuplar gönderdi. Bu mektuplardan birisini de Hatip bin Belti'a radıyallahu anh Efendimizle Mısır'a gönderdi. Hazreti Hatip Mısır halkının dilini konuşabilen ve Resulullah Aleyhisselam'ın mektuplarını güzelce anlatıp izah edebilen bir bilgiye sahip. Aynı zamanda Bedir ashabındandır Hazreti Hatip bin Belti'a. Hatip Resulullah'ın mektubunu Mukavkıs'a verecek. Mukavkıs okuyacak. Mektubu Hatip'le mütalaa edecek, görüşecekler. Diyecek ki ben doğrusu son peygamberin Şam'dan çıkacağını biliyordum. Dolayısıyla yani Muhammed'in söyledikleri güzel şeyler, şanı yüce şeyler ama ben yine de bunu halkıma izah edemem dedi. Ve Peygamber Efendimiz'e bir mektup yazdı. Hatip bin Belti'a'ya da dedi ki benim sana karşı böyle yumuşak davrandığımı, yeni bir dinle geldiğini ve bir İslam'a davet ettiğini bizi duyarsa halk seni öldürmem gerekir. Bu aramızda kalan bir konuşma olsun. Benim Muhammed'e karşı da içimde doğrusu hiç görmediğim halde bir sıcaklık, bir muhabbet hasıl oldu. Belki düşmanlarını çoğaltmak istemiyordu adam. Belki gerçekten peygamberimize karşı gıyabında bir muhabbet doğmuş da olabilir. Çok kıymetli hediyeler. Mesela beyaz bir katır, Düldül ismi. Bunu peygamberimize gönderdi. Yine bir tane çok iyi cins deve. Yine iki tane de Maria ve Sirin'i insan hediye diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Kardeşlerim şu mübarek günde anlaması bile çok zor geliyor insana. Şirin ve Maria annemizi peygamberimize hediye olarak gönderdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ikisini de gördüğünde sizi azat ediyoruz dedi. Ama bu arada hani yolculuk yaklaşık Mısır'dan Medine nereden baksanız bir 15-20 günlük bir yol. Hatip bin Belti'a o arada Kur'an'dan, sünnetten, peygamberimizin ahlakından, kendilerinin eski dinlerinden, İslam'ın neler anlattığından anlatınca bu iki hanım kızımız İslam'ı sevdiler. İyi, korkulacak bir yere gitmiyoruz. Peygamberimizin ne kadar nazik, ne kadar merhametli olduğunu anlatınca içinde sevgi doğdu Maria'nın. Maria annemiz ve Sirin Medine'ye gelip de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii onları azat etti, hürriyetine kavuşturdu ve onları İslam'a davet etti. Allah Resulü İslam'ın kadına, o günkü cahil dünyada köleliğe, kadına, ezilmiş zayıflara bakışını anlattı. Ve Resulullah'ın etrafındaki insanlara bir baktı ki Maria, hakikaten
Afrikalı, efendim İranlı, efendim Yemenli, çeşitli yerlerden gelmiş çok fakir, köle, garip insanlar Hazreti Muhammed'in etrafında şerefli, güçlü, saygın, iyi insanlar olmuş. Bilal-i Habeşi'yi düşünün mesela, Habbab bin Eret'i düşünün mesela. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları hürriyetine kavuşturup İslam'a davet edince onlar Müslüman oldular. Geri Mısır'a dönmediler. Allah Resulü Şirin'i Hasan bin Sabit, peygamber şairi var ya, o Hasan bin Sabit'le evlendirdi. Hani Medine'de bir aile olsun, sonuçta genç bir bayan öyle yalnız başına yaşayamaz. Her türlü kötü insanlar da olabilir, kötülük düşünen olabilir. Ama bir aile, bir yuva kurmuş bir hanıma kimse kötü gözle bakamaz. Ailenin böyle bir koruyucu özelliği var. Allah yuvalarımızı muhafaza eylesin. Allah Müslümanların yuvalarına huzur, güzel geçim versin. Evli karı kocaların arasına Allah aşk, muhabbet, sevgi, saygı, hürmet, birbirine değer verecek güzel iman nasip eylesin. Çoluğumuza, çocuğumuza da Rabbim güzel ahlak, iman selameti versin. Hazreti Maria radıyallahu anha annemiz, Resulullah aleyhisselam kendisini ister memleketine göndereceğini, ister Medine'de yaşayacağını, isterse onunla evlenebileceğini söyledi. Peygamberimiz Maria'ya evlilik teklif etti yani. Hazreti Maria da hani böyle kralın emaneti ya, kralın emaneti bu taraftaki bir numara. Liderin kontrolünde olması, onun himayesinde olması bir denklik esasına da uygundur. Allah Resulü'nün evlilik teklifini kabul etti. Siyer kitaplarının anlattığına göre Maria annemiz kıvırcık saçlı ve çok güzelliğiyle dikkat çeken kıymetli bir annemiz. Hani cari olarak geldi ya, bunu Medineliler gördüler. Ama İslam'a girince tabii kapanacak, güzel bir Müslüman hanımefendi olacak. Öyle üst tarafta yalandan bir başörtüsü, ucundan kıyısından, alt tarafta daracık kot pantolon. Buna şimdi Müslüman tesettürü diyorlar. Hadi oradan, böyle tesettür mü olur? Allah'tan korkmak lazım. Daha dün Müslüman olmuş Hazreti Maria, tepeden tırnağa İslam'ın tesettürüne büründü. Allah'ım annemizin şefaatini bütün hanım kardeşlerimize ve bizlere nasip et ya Rabbi. Maria annemiz Resulullah'la evlendikten sonra hızla peygamberimizi, peygamberimizin dinini, Kur'an'ı merak edip araştırmaya, sormaya başladı. Allah Resulü bir şeyi çok ilginç bir strateji uyguladı bir konuda. Hanımlarından mesela Safiye anamız bir Yahudinin kızıdır. Maria anamız bir Rum ve Mısırlı bir ailenin kızıdır. Yani Rum kökeni var, Hristiyanlıktan gelme. Bu iki hanımı da Resulullah Efendimiz Medine'nin dışında bir yere yerleştirdi. Mesela işte Maria anamız görüntülerde de izlediğiniz gibi Avali bölgesinde. Kabri de oradadır. Her ne kadar bazı siyer kitaplarında Maria annemizin mezarı Cennetül Bakide diye yazıyorsa da kardeşlerim, birçok araştırmalarımızda Maria annemiz kendi evinin bahçesinde, şimdiki Avali bölgesinde, evinin bahçesinde vefat ettiğinde defnedilmiştir. Hazreti Maria annemiz İslam'ı araştırdıkça bir şey gördü. Bir baktı ki Hazreti Muhammed'in hayatında bir Mısırlı daha var. Kim o? Hacer annemiz. Resulullah'ın 2000 yıl önceki annesi. Hazreti İsmail'in annesi Hacer de Mısırlıdır. Ve İbrahim peygamberin de yıllarca çocuğu olmamıştır. Hacer, Hazreti İsmail'i yıllar sonra evlendiği zaman doğurmuştur. Hacer annemizin, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Muhammed'in de soyu olan, aleyhissalatü vesselamın büyük dedesi olan İbrahim peygamberin hanımı oluşu, Maria annemiz kendi kaderini Hacer annemizin kaderine benzetmeye başlamış. Ve işte kadınlık duygusu, Hacer İbrahim'den çocuk doğurmuştu. Muhammed de Hatice annemiz vefat ettikten sonra 10 yıl önce vefat etmiş. Maria annemiz hicretin 7. yılında
Medine'ye gelmişti. Peygamberimizle evlenmişti. Hazreti Hatice hicretten 3 yıl önce vefat etmişti. 10 yıl önce vefat etmiş Resulullah'ın başka hanımları da var. Ayşe anamız var, Ümmü Seleme var, Hazreti Hafsa var. Hazreti Peygamber'in başka hanımları da var. Ümmü Habibe annemiz filan var. Ama hiçbirinden çocuğu olmamış. Sanki İbrahim Peygamber'in hayatına dikkat eder misiniz? Biraz benziyor. Maria annemiz kendi hayatını ona benzetmeye başlamış. Acaba benim Hazreti Muhammed'den çocuğum olur mu? Kendi kendine demiş ki Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe daha 20'li yaşlarında onun bile çocuğu olmamış da senin mi çocuğun olacak Muhammed'den? Bak Allah Muhammed'e Hatice'den sonra evlat vermiyor ki diye kendini de frenlemiş. Hazreti Peygamber Maria annemizin hem başka kültürden, başka dinden, hem başka milletten, başka ırktan geldiği için ona çok zaman ayırdı. Safiye anamıza da öyle. Yani iman onların kalplerine iyice yerleşsin diye Allah Resulü onlarla çok sohbet etti. Çok anlattı. Bizim bildiğimiz karı koca ilişkisinin dışında Müslümanlar, dikkat ediniz. Allah aşkına buraya çok merhametle bakınız. Allah Resulü onlara çok ihtimam gösterdi. Evlerini olabildiğince tartışmalardan uzak Safiye anamızın hem de Maria anamızın. Hadi Safiye Arapların bildiği bir isim. Maria Arapların bildiği bir isim değil. Hazreti Muhammed Maria annemizin ismini değiştirmedi biliyor musunuz? Hazreti Muhammed Mustafa da ona Maria diye hitap etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok zaman geçirince Ayşe anamız da kıskanmış. Bir gün kendini gizleyip hem Safiye'yi hem Maria'yı merak etmiş gelmiş gizlice evine misafir olmuş. Yabancı bir Arap kadını gibi ben Ayşe'yim dememiş. Yüzünü gözünü güzelce kapatmış. Annemiz Maria Hazreti Muhammed Mustafa ile evliliğinden kısa bir zaman sonra hamile kaldı. Bunu 3-4 ay kimseye söylemedi. Ta ki karnındaki bebek annesinin karnında hareket edip onu rahatsız etmeye, ona tepki vermeye başlayınca anca o zaman Hazreti Muhammed'e haber verdi. Babaya yani. Resulullah Efendimiz ne derdi acaba? Acaba Hazreti Muhammed çocuğunun olmasını nasıl karşılardı? Bir Hristiyanlıktan dönen Rum kökenli bir kızdan bir çocuğunun olmasını Medine nasıl karşılardı? Merak içindeydi. Çünkü insanların garip garip adetleri var. Hazreti Maria, Hazreti Muhammed'e işte bu gördüğünüz kardeşleri Mavali bölgesinde hamile olduğunu söyledi. Bir bebek bekliyorum ya Resulallah dedi. Allah Resulü öyle sevindi, öyle sevindi, öyle sevindi ki Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam çok neşelendi. Maria annemiz şaşırdı. Hani bu kadar sevineceğini beklemiyordu. Öyle ya Hazreti Muhammed isteyebilir ki Zeynep binti Cahş'tan çocuğu olsun. İsteyebilir ki Ümmü Seleme'den çocuğu olsun. İsteyebilir ki Hazreti Muhammed Ebu Bekir Efendimizin kızından bir çocuğu olsun. Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'dan çocuğu olsun isteyebilir. Hazreti Maria annemiz çocuğu doğurdu. Medine'de bir bayram. Medine'de bir bayram. Resulullah onu Hazreti Havle isminde Ümmü Bürde diyeceğimiz künyesi Ümmü Bürde annemize bir de demirci kocası vardı. Onlara emanet etti süt annesi olarak. Yaklaşık 1,5 yıl yaşadı bu çocuk. Allah Resulü ne kadar sevindi, ne kadar bayram etti. Hatta bir gün çocuğu aldı Ayşe'nin evine getirdi. Oğlunu. Hani Hazreti İbrahim de Hacer'in oğlunu Sare annemizin evine götürüyordu ya, Sare annemiz ona anası gibi bakıyordu ama bir yerde kıskançlık başladı. Hazreti Ayşe anamıza da götürdü çocuğu İbrahim'i, oğlunun adını da İbrahim koydu Hazreti Muhammed. Resulullah'ın şu nezaketine bakar mısınız? Hazreti Muhammed Mustafa'nın şu inceliğine, şu güzel ahlakına bakar mısınız? Hristiyan bir anne olan Maria annemiz İslam'a döndü, Müslüman şimdi. Hristiyanlıktan gelen Rum kökenli ve Mısırlı
Maria'nın oğluna Mısırlıların, Rumların, Yahudilerin ve Hristiyanların da çok sevdiği İbrahim peygamberin ismini verdi oğluna. Ortak isim yani. Peygamberimiz uzlaşmacı, Resulullah Aleyhisselam anlayışlı bir insandır. Allah'ım o merhameti bize nasip et ya Rabbi. Şimdi ailelerde ne kavgalar oluyor. Benim dediğim olacak, çocuk benim babamın adını taşıyacak. Ne kavgalar duyuyoruz. Allah Resulü çocuğun ismini, Maria'nın da çok sevdiği bir isim olan İbrahim ismini vermiş. Ayşe anamıza götürdü İbrahim'i. Dedi ki, Ayşe şuna bak dedi. Hazreti Ayşe de tabii üzülse de belli etmez. Çocuğu olmayan bir kadının yanında çocuk sevmek hani çok hoş değildir ama Hazreti Ayşe de Resulullah'ın çocuğunu aldı, öptü. Dedi ki Peygamberimiz bir anda insan işte. Hazreti Muhammed hata yapar mı? Tabii yapar. İnsan. Bak Resulullah Efendimiz kendi ifade ediyor. Keşke söylemeseydim diyor. Hazreti Ayşe'ye dedi ki Ayşe bak bak dedi. Nasıl babasına benziyor dedi. Hani biz de deriz ya şimdi. Aslan oğlum aynı babasına benziyor. Aslan oğlum aynı anasına benziyor der ya anne babalar. Ha Hazreti Muhammed de onu söyledi aleyhissalatu vesselam. Ayşe annemiz kucağındaki çocuğu Hazreti Muhammed'e hızla verdi. Dedi ki hayır dedi anasına benziyor dedi. Yani Resulullah'a benzetmek hoşuna gitmedi. Kıskançlık. Allah Resulü birden diyor ki Ayşe diyor çocuğu olmadığı için üzüldüğünü anladım. Onu üzdüğüm için diyor Ayşe'yi incittiğim için hatamı anladım. Çocuğu aldığım gibi gittim bir daha getirmedim diyor. Hazreti İbrahim bu çocuk 2 yaşına değmeden ölecek biliyor musunuz? Hastalanacak. Daha sütten kesilmemiş. Allah Resulü buyurdu ki Maria annemiz çok ağladı. Çok ağladı bu avalide. Sabahlara kadar gözyaşı döktü. Hazreti Maria annemiz radıyallahu anha ağlayınca Resulullah dedi ki Maria üzülme. Allah'a yemin ederim ki Allah ona cennette 2 tane melek tahsis etti. Şu anda süt emme sürelerini o melekleri emerek dolduracaklar dedi. Allah 2 tane huri, cennet hurisi göğüsleri sütle dolu. Huri tahsis etmiş. Allah'a zorluk olur mu haşa? Onlar diyor o 2 anneyi emerek süt emme süresini dolduracak Maria üzülme dedi. Maria annemizi teselli et. Allah'ım şu anda Suriye'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, dünyanın birçok yerinde Müslüman küçücük çocuklar suçsuz yere şehit oluyorlar. Allah'ım sen onlara da cennette süt anneleri tahsis eyle ya Rabbi. İbrahim yavrumuz vefat edince güneş tutuldu. Mezardan dönerken bir baktılar ki gökyüzü kapkaranlık bu Medine'nin göğü. Medineliler dediler ki Müslümanlar, sahabe efendilerimiz. Resulullah'ın üzüntüsüne gök bile dayanamadı. Bak güneş tutuldu. Ortalık karardı. Yas tutuyor kainat Hazreti Muhammed'le beraber dedi. Allah Resulü hemen müdahale etti. Hayır dedi. Güneş İbrahim'in ölümü üzerine batmadı dedi. Güneş İbrahim'in ölümü üzerine tutulmadı dedi. Allah'ın ayetleridir ay ve güneş. Hiçbir insan için ne doğarlar ne batarlar, ne tutulurlar ne kararırlar. Onlar Allah'ın emriyle hareket ederler dedi. Yani bu normal bir güneş tutulmasıdır. Kalkın 2 rekat namaz kılın dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küsuf namazı kıldırdı Müslümanlara. Can kardeşlerim, aziz dostlar, İbrahim peygamber vefat edince Resulullah'ın gözlerinden yaşlar döküldü. Resulullah'a sordu Abdurrahman bin Avf Hazretleri radıyallahu anh. Dedi ki ya Resulallah siz de mi küçük çocuğun ardından ağlıyorsunuz? Dedi ki ey Abdurrahman evlat dedi insan için Allah'ın bir imtihanıdır. Dünyanın süsüdür meyvesidir evlat. Onların ölümüyle insanın gözleri yaşarır, kalbi hüzünlenir. Bu Allah'ın bize verdiği merhametinden bir parçadır. Ama bizim ağzımızdan kötü söz, kadere isyan eden, Allah'a isyan eden ağır kötü söz çıkmaz. Ama gözlerimiz yaşarır dedi. Allah'ım bir cenazemiz olduğunda bizi haddi aşanlardan etme. İtikadını yıkanlardan etme. Amel defterini günahla dolduranlardan etme ya Rabbi. Hele hele hanım bacılar aman ha aman böyle genç menç cenaze olunca ağzınızdan çıkanı bazen duymuyorsunuz. Çok ağır laflar onlar. Çok günah laflar onlar.
Allah'ım bize güzelce sabır nasip et. Gözlerimiz yaşarabilir, ağlayabiliriz. Yavrum, yavrum diyebilirsiniz ama nereden öldü, başka ölecek kimse yok muydu diyemeyiz. Allah, Maria annemizi mekanında ziyaret ettik. Avali'de sizleri de buraya misafir ettik. Medine'de Hazreti Maria annemizin kabri ve Musa Kazım Hazretlerinin hanımı Necme annemizin kabrini ziyaret ettik. Allah onlara rahmet eylesin. Cenab-ı Hak Azze ve Celle onların şefaatini bize nasip eylesin. Hacer annemizin kaderini benzetmiş Maria annemizi, Hacer annemizi cennette ziyaret etmeyi, ellerinden öpmeyi Allah hepimize nasip eylesin.